Normal burada gerçekten denklem yapacağız. Yani ekstra özel bir şey düşünmeyeceğim. x çarpı 15 bölü 100'ün 12 fazlası aynı sayının 30 fazlasının %40'ının yarısı. Bu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada şununla şunu sadeleştirelim 20 payda eşitleyelim. 15x artı 1200 ki paydadaki yüzler gitsin. 20x artı 600 Böylece 600 eşittir arkadaşlar. Bakın 5x. X de gördüğünüz gibi 120 oldu. C şıkkı. %30 karlı 65 TL'ye satılan bir pantolon %20 zarar elde etmek için kaç TL'ye satılmalıdır? Ben yüzde sorularında mümkünse arkadaşlar 100x 100k üzerinden gidiyorum. Şimdi 100 üzerinden gidersek %30 kar ne demek? Aslında fiyatı 130k demek. 130k 65 TL ise %20 zarar ne demektir? 80k. O zaman 80K kaça eşit arkadaşlar? Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yapalım. 80K 65 eşittir x çarpı 130K. Böylece 130 ile 65 sadeleşir 2. K'lar sadeleşir. 40 eşittir x oldu arkadaşlar C şıkkı. Alış fiyatı x satış fiyatı da y'ymiş. Bu mobilya 150 TL'ye satıldığında yüzde kaç kar elde edilir? 150 TL'ye satıldığına göre yani y 150. 150 eşittir x artı 30'dan bakın x 120 oldu. Şimdi arkadaşlar alış fiyatı 120. Her zaman kar alış üzerinden maliyet üzerindendir. 120 TL'ye aldınız, 150 TL'ye sattınız. Karınız kaç arkadaşlar? 30 TL. 120'de 30sa yüzde nedir? 25 çünkü 120 30'un 4 katıysa yüzde 25'in 4 katı. Cevabımız C şıkkı bakın. Şimdi burada arkadaşlar bakın 12 denemeden 40 soru oluşacak. Yani 12 çarpı 40'tan 480 tane soru olması lazım. Her gün günde 16 tane soru yazıyor. Normalde yani bu 16 çarpı 30 480 olması için 30 günde biter. Yalnız sürenin üçte birinde 30 günün 10 gününde arkadaşlar hasta olduğu için ne olmuş bakın soru yazma kapasitesi %25 azalmış. 16 yazıyordu ya günde. %25'i nedir 16'nın 1 bölü 4'üdür. Yani 4 soru azalmış 10 gün arkadaşlar 12 soru yazmış sadece. Dolayısıyla 120 soru yani geri kalan 20 günde arkadaşlar kaç soru yazması lazım? 480'den 120'yi çıkar 360. 360'ı 20'ye bölersek gün başı 18 çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla normalde 16 soru çözecekti. Kapasitesini kaç arttırmalı? 2 arttırmalı x arttırır. Dolayısıyla 2 bölü 16'yı 100 ile çarpmamız gerekecek. 2 bölü 8, 100'ü 12'ye bölersek, 100'ü 8'e bölersek 12,5 B şıkkı olur. M liraya alınan bir ürün %40 kar ile N liraya satılmaktadır. M'yi arkadaşlar 100x diyelim. Özellikle sayı vermediğinde ben kendimi böyle yapıyorum bakın 100 üzerinden gidip daha kolay oluyor. 140x. N liraya alınan üründe %30 zarar ile 140'ın %30'u ne demektir? Sadeleşirse 42. Demek ki 140'dan 42 çıkarsa 98x'e B liraya satılıyormuş arkadaşlar. M ile B arasındaki fark. Bakın 100x M'ye eşit. 98x B'ye eşit. Buradan ne söyleyebiliriz? Ee, şöyle yapalım yani. Bölelim. Tamam mı? X'ler gider. Dolayısıyla... 100B eşittir 98M olur. Sadeleştirirsek 50B eşittir 49M olur. E şıkkı arkadaşlar. Bir memurun bürüt ücretinden bu ücretin %40'ı sonra kalan ücretin %20'si ve en sonunda kalan ücretin %25'i. Ben burada yüzdeler çok fazla olduğu için kesire gireceğim arkadaşlar. Kesir problemlerimde yaptığım şeyi yapacağım. 2 bölü 5 %40. %20 1 bölü 5. E, %25 1 bölü 4. İşte böyle dıdısının dıdısı şeklinde arkadaşlar sürekli aynı şeyin kesri alınırsa kalanı malını fark etmez. Ben paydalarını çarpıyorum. 25 çarpı 4'ten 100. Yani diyorum ki ürün 100x olsun. 100x olduktan sonra bu ücretin arkadaşlar yani ürün değil ücret pardon. %40'ı ne yapar? 40x yapar. Mecburen kalan nedir? 60x. Sonra kalanın ne kadarı demiş? %20'si. Şunları şöyle iliştireyim bakın. 60x'in %20'si ne demektir? 12. Dolayısıyla ne kadar kalır? 48x. Bu kalanın da %25'i diyor. Dolayısıyla %25 ne yapacak? 12x artık en son arkadaşlar 36x olmuş oldu. 36x de neye eşit geldi? 4320'ye. 4320'yi 36'ya bölünce de hemen kenarda yaptım ben uğraştırmayayım sizi. X eşittir 120. Demek ki arkadaşlar bu başlangıçtaki ilk miktar 100 çarpı 120'den 12 şöyle sıfırları eklediğimizde 12 binmiş A şıkkı. Bir pozitif tam sayının %20'si, %8'i ve %12'si birer tam sayıdır arkadaşlar. %20 ne demektir? 20 bölü 100'den 1 bölü 5. %8 tabi orada 8 bölü 100 diyeceğiz. Yani mecburen 4'e ee, e böleceğiz. 2 bölü 25 olacak arkadaşlar. %12'sine de çok bir şey yapamayacağız. Ee, buradan da kaç olacak? 3 bölü 25. Şimdi arkadaşlar 3 bölü 25 yani bu sayı aslında 25'e bölünmesi lazım. Neden? Pay önemli değil ki. Ben zaten bir sayıyı bir sayıyla çarparsam tam sayıyla zaten yine tam sayı olur. Örnek 4'ü 3 ile çarpınca kesirli mi oluyor? Hayır. Ama böldüğüm sayı önemli. Kesir 5, kesir 25, kesir 25. O zaman en az A 25 olacak ki... Bu sayıyı 1 bölü 5 ile çarptığında, 2 bölü 25 ile çarptığında, 3 bölü 25 ile çarptığında yine tam sayı olsun. Bence burada 100 lira diyelim. Nasıl olsa bizden fiyat istemiyor. Fiyat istemiyorsa x mix falan yoksa işin içinde kendimiz sayı verebiliriz. 100 vermek mantıklı. Cuma günü arkadaşlar %20'sini harcamış. Yani 80 TL'si kaldı, 20 TL harcadı. Bu şekilde devam edelim. Cumartesi günü arkadaşlar. Cumartesiye geldik. Cumartesi günü cuma harcamadığının yani kalanın demek istiyor. 80'in %30'unu. Bu da ne demektir? 24 kutu için alalım. Bir de arkadaşlar cuma günü harcadığının %80'ini yani 20 çarpı 80 bölü yüzden 16'sını harcamış. Dolayısıyla cumartesi günü bu totalde 24-16 daha 40 TL harcadı. Şimdi buna göre pazar günü cumartesi harcadığının pazar günü cumartesi 40 TL harcadı. Bunun da %70'ini harcamış. Demek ki 28 TL'de burada harcamış arkadaşlar. Pazar günü harcadığı tüm para e, harçlığının yüzde kaçı oldu? Harçlığı 100 TL idi. 28 TL bak ne güzel. 28 yüzün yüzde 28'dir. İşte olay bu. Karışık tabii ki hani görünüyor ilk etapta. Ama yüzle gidip düzgünce böyle adım adım yaparsanız kolaylaşıyor soru. Bence bu soru çok zor olmamasına rağmen sınav tarzında bir soru. Denklem yapmıyorsun adım adım işlemleri yapıyorsun anlayıp. Bir kümeste tavuk, kaz ve ördekler bulunmaktadır. Mart ve Nisan ayında kümeste bulunan hayvan sayıları tespit edilmiş ve türlerine göre yüzdesel oranları tabloda gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Tavuk sayısında azalma olmuş dediğine göre bakalım. Mart ayında 150 hayvan var. 150'nin 30 arkadaşlar 45 yapacak. 100'ün %20'si ne yapacak? Evet burada azalma olmuş gördüğünüz gibi. Hayvan sayısında evet bu doğru arkadaşlar kaz sayısında artış olmuştur. 150'de kaz %60'ı ne yapar? 90 arkadaşlar. Ee, Nisan ayında ise %65'i arkadaşlar kazmış. Dolayısıyla burada bu yanlış oldu. Azaldı arkadaşlar olmadı. Ördek sayısında değişiklik olmamıştır diyor. 150'nin onu 15. yüzün yüzde %15'i yine 15. Aynen. Bu doğru arkadaşlar. D şıkkı. Harfli sorular bazen kafa karıştırabiliyor. Kenarda şunu yapayım size arkadaşlar. Diyelim bir ürün var tamam mı? Bunun %30 karlı fiyatı size 130 TL denmiş. O zaman bunun karı nedir dendi? Ne yaparız? Oranı yazıyorum bakın. 130 bölü 100 olduğu için. 130 kısmı. 130 ise 30 kısmı nedir? Aynı bunun gibi. %M kar 100 artı M'lik bir kardır. Bu M TL'ye eşitmiş. Buna göre... M'lik kısmı yani sadece kar kısmı nedir? İşte olay bu. İçler dışlar çarpımı x çarpı 100 artı m eşittir m kare. Her iki tarafı arkadaşlar 100 artı m'ye bölüyorum. Böyle oldu. Sınavda olur da böyle hani ilk defa gördüğünüz ya da değişik gelen bir soru olursa öğrendiklerinizden bir yola çıkmak lazım. Sona bırakıp tabii yoksa vakit kaybı olur. E şıkkı. Ürünün fiyatını arkadaşlar bu sefer çok büyütmemek için 10 diyeceğim. Neden hocam 100 demiyorsunuz? 100 de derseniz olur problem değil. Ürün 10 TL olsun tamam mı? Bir tanesi. Bu çürüdüğü için, çürümeye yüz tuttuğu için bir tanesini %20 indirimle ne kadar alır? Onun %20'si 2'dir. 8 TL'ye alır. Maliyet burada normalde gerçekte 10 TL'ydi. İkinci adımda arkadaşlar bu diyelim 3 bölü 8'i çürümüş diyor ya kesirlerle çok uğraşmak istemiyorum. 8 tane alsın. 8 çarpı 8'den 64 TL'ye aldı. Yalnız 3. adımda geldiğinde bir baktı. Bunun elinde 3 tanesi tamamen gitmiş 5 tane kalmış. Yeni fiyatı o zaman ne gelecek? 64 bölü 5. İşte bu ona mal olan fiyat. Başlangıçta kaç TL'ydi bu? 10 TL'ydi. 64 bölü 5'ten 10'u çıkartırsak 14 bölü 5 yaptı. Yani arkadaşlar 10 TL'de maliyeti 14 bölü 5 arttı. Yüzde ne kadar artar? 14 bölü 5 bölü 10 çarpı 100 yaparız değil mi? İçler dışlardan da olur ya da kesir yaparsınız sonra 100 ile çarparsınız. Bunlar gitti. 10 ile 5 sadeleşti. 2 oldu. Yüzde 28 maliyeti artmış arkadaşlar. E şık. Bunlar tehlikeli. Olmazsa bir daha dinleyin bakın. Şimdi arkadaşlar bu fiyat 100 TL olsun tamam mı? 40 TL'sini işçi maaşı 60 TL'sinde dövizle yapılan ödeme almış olsun. Şimdi bakın işçilere %10 oranında zam yapılıyor. Ne demek? %10 40 çarpı 10 bölü yüzden 4. Yani işçilerin yeni maaşı 44 oldu. Şimdi yalnız bunu bilmiyoruz. 44 artı x arkadaşlar. Maliyet ne kadar artmış? 116. Gördünüz mü? %16 arttığı için. E burada o zaman 44. 116 elde etmemiz için kaç eklememiz lazım buna? 72. Demek ki arkadaşlar 60'da 12 TL döviz artmış. Yüzde ne kadar artar? 100 çarpı 12 bölü 60'tan böyle sadeleştirirsek yüzde 20 D oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada önemli nokta soruda ne biliyor musunuz aslında burası? Satır sayısıyla sütun sayısı farklı olabilir ona bilinen şimdi bence olmamalı da. Yani olursa arkadaşlar orada öyle olsa bile her satır ve sütunda sadece bir tane boyayabildiğimiz için Boyanan satır sayısıyla boyanan sütun sayısı aynı arkadaşlar. Haliyle A çarpı B bölü 100 bir kenarda dursun. Bu boyanan satır sayısı 1. İkincisi satırlar arkadaşlar. A çarpı 20 bölü 100 neye eşit? B çarpı 60 bölü 100. Bunlar gitti. A neye eşit geldi? 3B'ye. Dikkat! AB bölü 100 neye eşit olacak buradan arkadaşlar? B çarpı 60 bölü 100'e. Hocam bunu eklemez miyiz? Hayır, sakın. Buna eklemeyin çünkü zaten boyanan kare sayısı belli. 3 tane satır boyanıyorsa 3 tane sütun boyanıyordu. Toplam burada 6 tane mi boyama var? 3 tane mi boyama var temsili çizimde? Dolayısıyla sadece bir 3'ünü alıyorum. Dolayısıyla ya satır alacağız ya da sütun. Ben sütun almayı tercih ettim. Dolayısıyla burada yüzler sadeleşti. B'ler gitti arkadaşlar. A ne geldi? 60. A 60 olduğuna göre B ne oldu? 20. Haliyle bunlardan herhangi bir tanesine gelelim. Dördüncü adım. Neydi? A'nın %20'si boyanıyordu. 60 bölü 5. 12. Demek ki 12 satır boyanıyormuş arkadaşlar. B şıkkı. Fiyat sorduğu zaman kafanıza göre fiyat vermeyin. Sadece harflendirin arkadaşlar. Şimdi ben kesirlerle uğraşmamak için e, siz sorun değil. Hani yazabilirsiniz standart bir sayıda. Şöyle bir şey yapacağım. Buraya 20K yazacağım. Buraya 25k yazacağım hem yani olayı biraz yüze bağlamak için. Arkadaşlar burada şimdi x 20k burcunun aldığı fiyat y burcunun sattığı fiyat. Karı ne? 5k. Bu kenarda dursun. Gelelim Arda'ya. Arda arkadaşlar burcudan alıyor ürünü yani 25k'yı alıyor. Şimdi burası önemli. Arda satış fiyatını buna göre belirliyordu. Oku göstereyim. 7 çarpı 25 kya aldı. Satarken Y'ye satacak. Y'ye buradan ne geldi? 35K. Satış bu. Alış bu. Arda'nın karı kaç oldu? 10K. Şimdi dikkat. Burcu arkadaşlar 5K kar etti. Arda 10K kar etti. Arda peki ne kadar fazla kar etmiş oldu bu durumda? 5K fazla kar. O da neye eşit? 100'e. Demek ki arkadaşlar K neymiş buradan? 20. Burcu kaça almıştı ürünü? 20K'ya 20 çarpı 20'den 400 TL'ye almış C şıkkı. Bu soruda her türlü kesirlerle uğraşacağız arkadaşlar. Dümdüz direkt girelim soruya. Şimdi bakın A'nın karı A bölü 4. Bu karın 3 bölü 4'ü. Sonra B'nin karı B bölü 4. Bu karın %20'si yani 1 bölü 5'i. Sonra C'nin karı C bölü 4. Bunun da 1 bölü 3. Ve bunların 3'ü birbirine eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım şimdi. Ee, ne olacak? B bölü 20 eşittir. C bölü 12. Sadeleştireceğiz zaten. Buradan da içler dışlar yaparsak 5C eşittir arkadaşlar. 3B oldu. Şimdi bundan dolayı ne söyleyeceğiz o zaman? 5C 3B ise bunu arkadaşlar 3K dersek B de buradan 5K olur. C ürününün satış fiyatı B ürününün satış fiyatının yüzde kaçıdır nasıl anlarız? 3K'yı 5K'ya böl sonra yüzle çarp. Dolayısıyla 300 bölü 5'ten yüzde 60'ıymış C şıkkı.